Merhaba arkadaşlar, şimdi rip komutuna bakacağız. Rip komutu iki boyutlu çizimimizi belirlenen referans bir yörüngede sürükleyerek katı bir unsur oluşturmak amacıyla kullanılır. Bunun için ilk önce bir skece ihtiyacımız var. X-Y planını seçtik. Şu şekilde bir tane daire oluşturduk. Çıktık. Daha sonra ZX planını seçtik. Bir yörünge çizmemiz gerekecek. Bir tane yörünge çizelim. Şu şekilde. Yörüngemizi spline'la çiziyoruz. Çizdik. ESC'ye bastık. Sketch ortamından çıktık. Şimdi her ikisi de görüldüğü üzere burada var. Rip komutuna tıkladık. İlk önce bizden sketch'imizi seçmemizi istiyor. Sonrasında yörüngemizi seçmemizi istiyor. Preview dedik. Bu şekilde süpürerek bir katı unsur oluşturduk. Tick profile komutu zaten belli, bildiğimiz komut. İçe ve dışa şu şekilde genişletmeler yapabiliyoruz. Daha sonra Merge Rip Send var. Onun için farklı bir parça çizeceğim. Bunları siliyorum. Tekrar X-Y planını seçtim. Sketch ortamına girdim ve bir dikdörtgen çizdim. Dikdörtgenimi Pet komutuyla katılaştırıyorum. Preview diyeyim şu şekilde. İçini de boşaltayım. Buradan Tick komutuna bastık. Şu şekilde Preview dedik. Bu şekilde bir katı oluşturduk. Daha sonra şurayı sketch kabul edeyim. Sketch kabul ettikten sonra orada bir şu şekilde çizim yapacağız. Şöyle bir dikdörtgen çizelim. Dikdörtgenimizi çizdik. Çıktık. Daha sonra şu kısmı bir plane olarak kabul edip oraya girelim. Girdikten sonra şu şekilde bir şey çizelim. Şöyle. Bir doğrultu. Şimdi rip komutuna giriyorum. Rip komutuna girdim. İlk önce skecimi seçtim. Daha sonra doğrultumu seçtim. Şu şekilde. Bakın uzatma yaptım. Buradan eğer şu şekilde merge and rips dersem bakın preview diyorum. Oranın formunu alacak şekilde orayla birleştirdi. Uzattı. Bunu kapattığımda preview dediğimde bakın şu şekilde attı. Her iki ucu dokunduğu yüzeye göre ayarlayarak birleştirmesini istersem merge rips and komutunu kullanıyorum. Okey diyorum, çıkıyorum. Rip komutunda bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.